Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Nasılsınız, iyi misiniz? Çoluk çocuk nasıl? Lan öyle demedin mi? Selamun aleyküm. Ben eskiden Arge başkanlığı yapıyordum. Şart koştular bize. Selamun aleyküm diye çıkacağız kürsüye. Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Bana diyorlar ki niye böyle diyorsun lan, ne diyeceğim? Ben present. Cumhurbaşkanı başbakanınızım. Şimdi Amerika'nın present'ınım. present'ınızım sizin, tamam mı? Ankara beni bulsun. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sıkça yaptığınız bir yanlıştan dolayı beni arıyorsunuz. Diyorsunuz ki bana, kaynak makinesi aldım bozuldu. İşte sen şunu söyledin aldım bozuldu. İspiral aldım bozuldu. Ondan sonra takipçilerim de beni araya katıyorlar servise. Buna Aşım Usta'yı aldırttık. Mersin'den geldi. Servis de beni arıyor. Şimdi arkadaşlar, makinaların işe yeni başlıyorsunuz. Detaylarını kullanmasını bilmiyorsunuz. Mesela örnek vereyim size. Cep telefonu kullanmasını herkes biliyor değil mi? Bu cep telefonu suya atarsak ne olur? Güzel. Bu telefona bir şey olmaz. Bu suya dayanıklı. Ama bir cep telefonu suyun içine düştüğü zaman cep telefonu bozulur. Bu takımlar, kaynak makineleri, ispiralları da kullanırken nasıl kullanacağınızı bilmeniz lazım. Bu makineler elektronik aletler, aynı buzdolapları gibi, işte televizyon gibi, bilgisayar gibi, içlerinde fanları, soğutucuları var. Mesela laptoplarda, masaüstü bilgisayarlarda baktığınız zaman bir ses geliyor, böyle fuf diye çalışıyor. Bu makinelerin içinde de fanlar var. Matkabın da bir soğutucusu var, ispiralın da bir soğutucusu var. Şimdi ben size şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bu kaynak makinesi çalıştığı zaman, Faik'cim azıcık yanaş. Burada bir fanı var. Sesi duyuyorsunuz. Kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar, fan buradan havayı çekiyor. Buradaki devreleri soğutuyor. Soğuttuktan sonra dışarıya sıcak havayı, hararetli havayı atıyor. Yani bu makinenin soğuması lazım. Bu soğuması lazım. Siz bu makineyi kullanırken şöyle arkasını bir duvara getirdiğiniz zaman veya arkasındaki fanın önü kapanacak şekilde önüne bir engel koyduğunuz zaman veya kullandığınız profil demir bu fanın önünü kapattığı zaman bu makine kendini ilk önce korumaya alıyor. Zorlarsanız bir zaman sonra yanmaya başlıyor. Aynı şekilde bu korumalar bu matkapların içinde de var. Adam matkabı kullanıyor çatıda. Kullandıktan sonra elini şuralara getiriyor. Aynı hatayı matkapta da yapıyorlar. Matkabı tutarken ellerini buradan tutuyorlar. Şu hava giriş yerlerine, burada bir pervane var, kapatıyorlar. Matkap çok fazla ısınıyor. Soğumayınca yanıyor. İspiralda da aynı sorun oluyor. Ama asıl büyük soruna geliyoruz. Bu makineleri kullanırken inşaatta, şantiyede, işte evinizin önünde, parkta, bahçede neredeyse. Abi bunları siz tozun toprağın içine böyle götürüp indiriyorsunuz. İndirdikten sonra buradan toz çekiyor içine. Artık orada ne varsa, kumsa kum, çimentoysa çimento, zibilse zibil. Buradan çekiyor bu fan. Buradaki devrelerin üstünü komple kapatıyor. Yani devrelerin üzerine bir tabaka oluşturuyor. İzolasyon yapıyor soğumaması için. Abi ondan sonra aradan biraz daha zaman geçti mi bu makineyi bu fan soğutmaz duruma geliyor. Yani bu makineler kirleniyor. Bu makineleri kullanırken altına bir şey koyun, yüksekte dursun. Bir de makinayı böyle koyuyorlar şu şekilde. İspiral delini alıyor arkadaş, malzeme kesiyor. Keserken buradan çapaklar makinanın içine gidiyor. Makinanın içine o çapakların gitmesi bu pervanenin demir tozlarını götürüp şu gördüğünüz devrelerin elimi vurmuyorum, fişi takılı. Bu devrelere o demir tozları değdiği zaman onları kısa devre yaptırıyor. Kartı yakıyor, beyni yakıyor vesaire gibi sorunlar oluyor. Yani bu makinaları tozdan, topraktan uzak tutmanız lazım. Aynı şekilde matkap, duvarda bir alçıpan, bir şey duvar deliyorsunuz. Bu fanlar o tozu toprağa çekiyor, içine yapıştırıyor. Yani bu makinaları kullanırken arkadaşlar buna dikkat edeceksiniz. Bu makinaları hangi marka model olursa olsun nazik kullanacaksınız. Bir de kaynak makinelerinde en çok yapılan hata, bunlar dijital makineler. Bunlara böyle nazik, el bebek, gül bebek, hatta benim şöyle sarılarak, öperek, koklayarak davranmanız lazım. Niye? Bu makinaları böyle vurduğunuz zaman yere, şu şekilde veya arabanın arkasına koyup frene basıp tümseklerden geçerken arabanın üstünde böyle bu makinaları zıplattığınız zaman buradaki lehimler dökülebiliyor, yataklamalarında sıkıntı oluyor, kart boşta oluyor, çarpabiliyor, dökülebiliyor.
Yani birazcık nazik davranmak gerekiyor. Bu makinenin en kalitelisini de alsanız bu söylediğim noktalara dikkat edeceksiniz. Bunları yaparsanız makinenizin ömrünü çok fazla uzatırsınız. Garantiye de girmiş olur bir arıza yaptığı zaman. Bu tip kullanım hatalarında makinalarınızın hiçbiri garantiye girmiyor. Markası, modeli ne olursa olsun. Bunu bu şekilde değerlendirin. Makinalarınıza nazik davranın. Götürüp ondan sonra serviste sorunlar yaşamayın. İspiralda da, matkapta da, kaynak makinasında da tozdan, topraktan, kirden makinaları uzak tutun. Atmaktan, çırpmaktan uzak tutun. İşte düşürmekten, yere bırakırken böyle kablosundan tutup yere makinayı bırakmayın. İspiralı bırakmayın. Ondan sonra çok sorun yaşamazsınız. Yani yeni doğmuş bir bebeğe davranır gibi makinalarınıza davranın. Sorun yaşamazsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.